Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bir sevkiyatımız daha gerçekleştirdik. Akvaryumlarımızı boşalttık. Onların temizliğini yapıyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videonun içinde de söylediğim gibi arkadaşlar, ikinci bir sevkiyatımızı daha gerçekleştirdik. Elimde kalan balıkları size göstereyim. Hem üretim halinin durumunu göstereyim. Şu an akvaryumları boşalttım. Yeni sularını doldurdum. Sular artık dinlenmede hazırlanacak. Bakterileri oturacak. Daha sonra yavruluktan yavaş yavaş sırayla yavrularımızı bu akvaryumlara indirerek boylandırmaya devam edeceğiz. Sistemimiz bu şekilde devam ediyor. Satış boyuna gelmiş balıklarımızı elimizden çıkarıyoruz yavaş yavaş. Daha sonra diğer balıklarımızı boylandırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bunlar gövde boyları yaklaşık olarak 25 kuruş civarında olan balıklarım. Belki işlerinde birazcık daha büyük olanları vardır. Abileri satıldı. Yeni sahiplerine ulaştılar abileri. Bunlar da elimde kalanlar. Buradan göstermeye devam edeyim arkadaşlar. Bunlar da onlardan biraz daha ufak olan balıklarım. Hepsini boylandırdım. Bu arada akvaryumlarıma batoz da aldım arkadaşlar. Yavru akvaryumlarında şu şekilde yere yemler çok fazla çöküyor. Ben bunlar için salyangozumu kullanıyorum. Salyangozları kullanıyorum. Daha doğrusu elma salyangozlarını temizlik için. Ama yeterli olmadıklarını gördüm. O yüzden vatoz da aldım arkadaşlar. Kalan yemleri yiyeceklerini düşünüyorum. Vatozların ayrıca camların temizliğine de yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şu an çok fazla güneş problemi olmadığı için, kış ayında olduğumuz için arkadaşlar, yani kış ayına yeni girdik. O yüzden yosunlanma olmuyor ama yazın çoğu akvaryumda yosunlanma problemi yaşamıştım ben de. O yüzden vatozlar tedbir olarak aldım. Evet arkadaşlar, burada da işte 1 kuruş 10 kuruş civarında boyda olan yavrularım. Bunlar da boylanmaya devam ediyorlar. Bunlar da sırası geldikçe tek tek satışa gidecekler. Diğer kalan balıklarımdan devam edelim arkadaşlar. Bunların suları birazcık sarardı. Temizlik istiyor bunlar. Vakit buldukça yavaş yavaş bunların da sularını temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, salyangozların yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Çünkü bazı akvaryumlarda yem çok fazla kalıyor. Onlar için fazlaca salyangoz kullandım. Burada yavruluktan yeni indirdiğim yavrularım var. Bunlar yavruluktalardı. Bunları yeni sularına indirdim. Bunlar da yüzüyorlar. Şu şekilde göstereyim üstten. Daha net görünebilir. Buradalar. Öbek öbek yüzüyorlar arkadaşlar. İnşallah kayıpsız bir şekilde abiler gibi bunları da boylandıracağız. Burada da damızlık altı balıklarım var arkadaşlar. Bunları bir arkadaşım istemişti. Onun için ayırdım. İnşallah özel bir beslenme programıyla bunlar da damızlık moda gelecekler. Anneleri babaları gibi damızlık balık olacaklar. Arkadaşlar, hem çekime devam edeyim hem de bu arada damızlığa gelmişken damızlık konusundan bahsedeyim isterseniz. Yani her damızlık boya gelmiş balık damızlık balık demek değildir arkadaşlar. Damızlık balık birazcık daha özen istiyor. Birazcık daha bakım istiyor arkadaşlar. Daha doğrusu özel bakım istiyor. Özel yemler istiyor. Çünkü hem renkleri hem kondisyonu hem de balığın kendisini iyi hissetmesi lazım ki bize üreme açısından verim daha fazla olsun. Şurada erkek arkaya kaçtı. Onu da göstermiş olayım sizlere. Yani arkadaşlar, damızlık balıklarımız bu yüzden önemli. Yani her damızlık boya gelmiş balığı damızlık, yani üretim açısından damızlık olarak alamayız. Şov boy olarak beslemek isteyen arkadaşlar olabilir ama damızlık olarak alamayız. Damızlık balıklarımızı özel bir bakım, özel bir diyetten geçmeleri gerekiyor. Bu arada yunuslarım da burada. Yeni yerlerine alışmaya başladılar arkadaşlar. Yunuslarımı bir erkek 4 dişi olarak almıştım ben. Fakat şu balığın da erkek bulabileceğinden şüpheleniyorum. Tam anüsvent yapmadım ama öyle olduğundan şüpheleniyorum. Zaten büyük erkeğim belli. O burada. Diğerleri de, dişilerim de burada arkadaşlar. Bunlar da yerlerine alışmaya başladılar. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu balıklarını da beslemeye devam ederim. Bunlardaki amacım, üretim amacıyla almadım bu balıklarımı. Ben yunus balığını kendim çok seviyorum. O yüzden beslemek için aldım. Yani kendim için aldım. İnşallah da sağlıklı bir şekilde beslerim. Sorunsuz bir şekilde beslerim. Yavruları göstermeye devam edeyim arkadaşlar. Burada da
Diğer daha henüz satış boyuna gelmemiş 1 kuruş 10 kuruş civarındaki yavrularım da burada. Burada da yavruluktan bir süre önce indirdiğim yavrularım var. Bunlar da boylanmaya devam ediyorlar. Boylandıkça bunlar da arkadaşlar yavaş yavaş yerlerini değiştireceğiz. Daha hızlı büyüyenleri birlikte alacağız. Daha yavaş büyüyenleri kendileri birlikte alacağız. Boşalttığım akvaryumları doldurdum. Bu şekilde buharlanma yapıyor arkadaşlar. Su soğuk olduğu için. Çünkü direkt çeşmeden doldurdum. Elimde yeteri kadar dinlenmiş su kalmadı. Damızlıklarından devam edeyim arkadaşlar. Bu erkeğin biraz dişiyle kavga ettiler bunlar. Sebebini bilemiyorum. Dişi biraz hırpaladı. Ağzı kızardı biraz. Yumurta kavgası olabilir. Çünkü yumurtaları sürekli aldığım için ben arada bırakmaya çalışıyorum ama yedikleri için yani daha hiç kendilerine baktırmayı beceremedim, başaramadım. O yüzden artık bırakmıyorum. Sürekli almaya çalışıyorum. Sürekli aldığımdan dolayı da sanırım bundan dolayı kavga çıkıyor aralarında. Tabii müdahale ediyorum. Yani çok fazla bir kavga olduğunda ayırmaya çalışıyorum arkadaşlar ama bizim de uzakta olduğumuz, işte olduğum, göremediğim dönemler olabiliyor. Yavruluktaki yavrularımı da göstereyim. Bunlar da yumurtadan çıkıp hava keselerini dolduran, yüzmeye başlayan yavrularım. Bunlar da inşallah abileri gibi büyüyecekler. Bunlar da henüz plakadan düşmüş ama yüzmeye başlamamış. Yerde sallanan yavrularım. Lavra şeklindeler daha henüz. Bunlar da yeni plakadan düşmüş. Plakanın dibini gösterebilirsem netlerse. Evet arkadaşlar yeni yeni plakadan düşüyorlar. Yeni yeni canlanmaya başladılar bunlar da. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu balıklarımı da büyütürüm. Arkadaşlar burada da kendim için ayırmış olduğum damızlıklarım var. Ama ışık arkadan geldiği için çok net gözükmüyor olabilir. Bunlar benim kendim için ayırmış olduğum damızlıklar. Arkadaşlar dediğim gibi bunlara özel bir diyet uyguluyorum. Özel bir bakım uyguluyorum. Yani damızlık balık yetiştirmek sadece damızlık boya getirmek değil, ona bu kondisyonu da verebilmek anlamına geliyor. İnşallah arkadaşlar balıklarımızı da sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Pinlerin uzunluklarını ve renklerinin güzelliklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten beslenme diyetin işe yaradığını fark edebilirsiniz. Yani diğer balıklar gibi değil. Biraz daha görseli yüksek olan balıklar bunlar. İnşallah bunlar da üretimhanemizin yeni damızlıkları olacaklar. Zamanı geldikçe yeni yerlerini alacaklar. Arkadaşlar bu şekilde yedekli çalışmak da iyi oluyor. Yani damızlık kaybı yaşayabilirsiniz. Ben yaşamadım ama damızlık kaybı yaşayabilirsiniz. Daha sonra bir damızlık bulmak, bunu tekrardan üretimhaneye alıştırmak gerçekten zor oluyor. Bu yüzden hangi tür balığı besliyor olursanız olun, ben size öneririm ki yani böyle damızlık altı balıklardan elinizde mutlaka bulundurun. Kendinize damızlık olabileceğini hissettiğiniz balıklardan elinizde bulundurun. Faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar, videomun kapanışını da bu şekilde yapmak istedim. Kanalımız her geçen gün büyüyor. En son videomu çektiğimde 200'e çok az kaldı. 190 civarı bir abonem olduğunu söylemiştim. Şu an 220 civarında bir abonemiz var. Tüm yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar videolardan anında haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar çevrenizde melek hobisine gönül vermiş arkadaşlarınız varsa, melek besleyen, daha önce geçmişte beslemiş, hala bu melek balıklarını seven, beslemek isteyen, ilgi duyan arkadaşlarınız varsa lütfen kanalıma eklemeyi unutmayın ya da kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben buradan balık satışı yapmıyorum. Herhangi bir ticaret gütmüyorum. Ben balıklarımı başka şekilde elimden çıkarıyorum. Zaten bunu daha önce de söylemiştim. Müşterim hazır. Bu yüzden burada amacım para kazanmak değil. Daha çok bilgi paylaşımı. Ne kadar çok olursak, ne kadar çok fazla abone sayım olursa o kadar çok bilgi paylaşacağımızı, o kadar çok yanlışlarımızdan kurtulacağımızı, o kadar çok sağlıkla balıklarımızı beslemeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Lütfen arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Hobi Melek kanalı herkese sağlıklı hobiler diler. Arkadaşlar yorumlar kısmında lütfen istediğiniz videolar olursa bunları belirtin. Ya da bahsetmemi istediğiniz konular olursa bunlardan bahsetmeye çalışırım. Bunun dışında herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.